Herkese merhaba. Yeni bir videoyla yine tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda bazı dokunuşlar, bazı rötuşlar yapacağız akvaryumumuza. Şöyle ki üzerindeki streç filmi gördüğünüz gibi söktüm. Doğum hanelerimizi hazırladım. Ve şu an balıklarımızı stressiz ve olabildiğince, gerçi bunlar yavru yemiyor ama yine de biz olabildiğince annenin ve yavruların karşı karşıya gelmemesi için güzel bir doğum hane hazırladık. Çünkü niye hazırlamayalım ki? Yerimiz var, öyle değil mi? Şimdi streç filmlerimizi söktük dediğim gibi. Diğer videoda değindim mi hatırlamıyorum çok fazla ama ben yine de söyleyeyim. Buralara bazen ben bitkisel şeyler bırakıyorum içlerine. Bazen kök, bazen işte kış çayı şeyleri falan. Mesela bunlar ceviz kıkırdakları. Cevizin içerisindeki o cevizi ikiye böldüğümüzde arada çıkan ve hiçbirimizin sevmediği acı tatlı olan ceviz. Adını tam bilmiyorum ama. Şimdi buraları... Isıtıcımız şu an devreye girdi. Buraları şimdi rafyalandıracağım. Buradaki rafyaları alacağım. Hop buraya aktaracağım. Bir bölme yapacaktım ben aslında. Çünkü hepsi bir olsun dedim. Ama sayımız, dişi sayımız ve hamile sayımız fazla olduğu için ben bunu iki bölmeye karar verdim. Şöyle bizim bıcırcanları da göstereyim hemen hızlı bir şekilde. Buradan bizi çek, beni çek, beni çek de hepsi cama yapışıyor. Renkler gelmeye başladı. Ya bunların kaç günlük olduğunu artık söylemeyeceğim. Videoyu takip eden, bunların doğduğu videosunun, doğduğu gününü, tarihini, saatini, her şeyini biliyor zaten. Ya bilmeyenler de varsa öğrenebilir. Orası ayrı bir konu. Her neyse. Şaka bir yana. Şimdi ben bunları şöyle bölmelerden başlayarak balıklarımızı böleceğim. Kırmızılarımız burada. O kırmızılar ayrı duracak. Kırmızılara farklı işlemler düşünüyorum. Dediğim gibi havuzumuz... Havalar ısındığı anda sezonu açacak. Şimdi arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmayın. Video uzun olduğu zaman sıkılacağınızı düşünüyorum. Çok video atmadığım zaman sık sık video atmamı söylüyorsunuz. Sık video attığımda da izlemeyeceğinizi ya da sıkılacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle kanalda bir video mesela arda arda videolar oluyorsa biri aksıyor, birini görmüyorsunuz falan. Ben de öyle durduk yere boş bir video çekmek istemiyorum açıkçası. Genel anlamda bir şeylere dokunduğum zaman, bir şeylerle oynamalar yaptığım zaman genel anlamda da size bilgi, ne çok genel anlamda dedim ama size genelde bir bilgi vermek için elimden geldiğince naçizane deneyimler, tecrübelerle beraber sizlere bir şey aktarmak için video çekmeye çalışıyorum. O zaman biz fazla laga luga yapmayalım, işimize koyulalım. Hemen buradaki rafyalardan, şuradaki rafyalardan falan toplayıp buraya getirelim. Hoppa, hemen şimdi bunları da hallettik. Buraları, bu ısıtıcının olduğu yer. Buraya en başta bütün hepsini doğuran anne ile birlikte diğer hamile balıkları. Buraya da diğer hamile balıkları koyacağım. Buradaki tabi alanımız bayağı açıldı. Böyle, burada baba tek başına kalacak. Belki babanın yanına buradan bir dişi atabilirim. Yalnız da kalmasın diye. Bunların karnı dolu dolu maşallah. Bunların yavrularını artık yavaş yavaş bir an önce alalım. Yavrumuzun yavrusunu alacağız. Yani güzel bir duygu olacak. Kanalımız için de manevi anlamda hoş bir anı olarak kalacak kısmet olursa. Bakalım ben balıkları da aktarayım en son görüntüleriyle. Tabi buralara da şimdi bir dip çekimi yaptım. Hemen bir süpürdüm diplerini, şöyle bir makineye tuttum. Ondan sonra da makinemiz de burada. Makinamızın nasıl kirlendiğini görüyorsunuz. Dip çekimi hayattır. Bunu mutlaka aksatmayın derim. Şimdi o zaman ben balıklarımızı aktarayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, yorgun bir gün. Gerçekten yoruldum. Şimdi şuradan devam edeyim. Değişiklikler yaptım. Balıklarımızı aktardım. Sıcak sudan hemen buharlanmış. Bu güzel bir işaret. Şimdi arkadaşlar, rafyaları böldüm buraya ikişerli şekilde. 8 hamile balığımız vardı ya babanın yanındaki. Onları da 4 buraya, 4 buraya olmak şekilde böldüm. Burada tabii anamız diyorum ya, annemiz. Artık benim kafa gitti yorgunluktan. Bugün hiç de uyumadım. Uyku düzenini düzene koymaya çalışıyorum. Onun için uyumamam da gerekiyordu falan. Hazır bunları da uyumamışken halledeyim diye, aradan çıksın diye uğraştım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi karınları dolu dolu maşallah. Bunlardan yavrular gelmek üzere.
Bakalım. Şöyle bunlar ilk doğumlarını yapacak kısmet olursa. Anüslere baskı başlamış. Karınlar böyle genişlemeye başlamış. Suyun sıcaklığını hemen arttırdım ben burada. Burası doğumhanemiz hatırlarsınız. Annemizin daha zamanı var. Annemiz bunları doğurdu en son. Annemizi bir 10 güne, 15 güne falan. 15 güne kalmadan yine bir doğum yapacak. Maşallah bunlar canavar canavar ya. Şuna bakın ya maşallah. Harbiden burası çok fena. Şimdi. Baba burada tek kalmıştı. Hamile balıkları yanından aldığımız için. Babayı mavilerin yanına aldım. Mavilerin eşleriyle birlikte baba da onlara döl bırakacak. Zaten aynılar. Burası gayet güzel olacak arkadaşlar. Babanın yanına dişi alacaktım, koyacaktım. Sonra dedim ki neden öyle yapıyorum ki? Zaten bunun yavruları, türleri, cinsleri aynı. Hemen bir döl almış mesela bir dişimiz gördüğünüz gibi. Diğeri de almış. Diğeri de almış. O güzel. Almışlar bayağı. Bunlar böyle burada devam edecek. Şimdi ilk bölmemizden artık başlayamayacağız. Çünkü burası boş. Dip çekimlerini falan yaptım birazcık. Burasını boş bıraktım. Sonra bitkileri şöyle bir dizdim. Kafama göre bir dizilim falan yaptım. Oradan. Şöyle gördüğünüz gibi. Buraya baba, mavi yuvarlar. Babanın kanından. Ve dişileriyle birlikte buraya rahatça bıraktım. Sonrasında buraya hamileleri, sonra buraya hamileleri ve burada da zaten bildiğiniz gibi yavrularımız var. Burada bir videomu için hazırladığım, bunu önce ya da sonra paylaşırım bilmiyorum. Belki sonra paylaşabilirim. Aynen sonra paylaşayım. Bu bir önceki videomdaki hazırladığım akvaryum. Burada da pipo filtreyi ben buraya çektim arkadaşlar. Bu yavruların dibindeydi, oradaydı. Ben hiç kullanmıyordum bunu yavrularda. Buraya çektim. Bu burada bir akış sağlıyor, döndürüyor burayı. Rafyamız var burada. Burada kırmızı red ivorilerimiz var. Lambasını yakmadım buranın. Şu üst taraflı lamba var aslında, yaksam iyi olur ama zaten bunun görüntülerini net olarak paylaştım. Bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Red ivorileri de merak edenler varsa, Red Master'ları. Şimdilik durum böyle arkadaşlar. Her şey yolunda şükür. Başladığımız gibi hemen bir doğum üreme serüvenine tekrardan döndük. Hemen hamile balığımız, doğurmak üzere olan balıklarımız olduğu zaman, genelde bir tane olduğu için bende bu zamana kadar bir taneydi ve bütün hepsi bunun yavrusu olduğu için genelde böyle hazırlayıp bunun için alıyordum ama artık işler değişti. Hamile balıklarımız daha fazla oldu. 4 tane burada, 4 tane burada olmak üzere 8 tane oldular. Ve biz de ona göre daha fazla önlem aldık. Bakalım durumlar ne getirecek, neyi değiştirecek. Son durum bu şekilde. Arkadaşlar, kanala gelen yeni abonelere tek tek hoş geldiniz diyorum. Çok mutlu oluyorum. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. İsterseniz özelden, isterseniz yorumlarda, hiç fark etmez. Saat fark etmeksizin yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben müsait olur olmaz görüyorum zaten. Ve elimden geldiğince cevaplıyorum. Tek tek ilgilenmeye çalışıyorum. Durumlar böyle. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.